Getir'den siparişini ver, güzel oyun bitmeden kapına gelsin. Tabii Muslera konusunda şöyle bir durum var. Normal şartlarda eğer lig devam ediyor olsaydı bu süreçte sezon içerisinde dahi sezonun bitmesi beklenmeden dahi Muslera ile sözleşme uzatılması söz konusuydu. Ama şimdi tabii dünyada her şey etkilendi. Fakat bu Galatasaray için bir dönüşümün de başlangıcı olabilir. Çünkü diğer kulüplere göre Galatasaray'da daha yüksek yıllık ücretler. Ortalamaya baktığında çünkü çok pahalı bir takım kuruldu Özbek döneminde. Aynen. Sonrasında da o pahalı takım kurulduktan sonra verilmiş haklar var sonuçta. Diğer oyuncuları alırken de ve mevcut oyuncuları yükseltirken de bir standart tutturulmaya çalışıldı. Mustafa Cengiz döneminde Dursun Özbek dönemi kadar çok fazla oyuncuya para harcandığını söyleyemeyiz yıllık olarak. Ama yine de çok düşük değil. Yani yine de ortalamanın çok üzerinde belli bir kalite. Evet, Süper Lig'in yani, pahalı kadrosu bu. Aynen öyle. O yüzden işte oradan aklıma geldi Galatasaray'ın yol haritası nasıl olur diye. Açıkçası bir fırsat olarak görüyorum ben bunu. Çünkü evet kaliteden belki biraz vazgeçeceksiniz tamam ama ortalamayı da Türkiye standartlarına artık çekmek lazım. Zaten plan buydu ama korona sonrası da bir mecburiyet haline geldi bu. Bir plandan çıkıp olması gereken tablo Doğru. gibi olacak. Şimdi gençlere de yönelmek lazım bir yandan. Yerli Mecbursun oyunculara abi. Galatasaray yönelecek. Örneğin Oğulcan'ın adı geçiyor. Oğulcan Çağlayan'ın. İşte Mert Hakan Galatasaray'ın uzun süre gündemindeydi. İşte Emre Kılınç Galatasaray'ın gündemindeydi. Hani biraz daha yıllık ücreti düşük. Yerli nispeten daha genç. Şu anki mevcut kadronun yıldızlarından daha genç. Biraz daha gelecek vadeden bir yapıya bürünmek zorunda Galatasaray. Abi normalde de öyle olması lazım zaten ama bizde bir işte her şey risk olarak görüldüğü için. Ya bu yıl evet. mutlaka şampiyon olmamız lazım. Bu yıl mutlaka şampiyon. Ya tamam ama her yıl olmak zorundasın ama sen doğruyu yapıp olman gerekiyor. Tabii. Bir yandan devam edilir olması için. Öyle olmayınca da 2-3 senelik altın çağlar yaşanıyor. Sonra bir 3 sene ortadan kayboluyor takımlar. Hani Galatasaray nispeten daha şanslı. Yani Galatasaray ortalama dönemlerinde bile şampiyonluğa oynayabilecek bir kültüre sahip bir yandan. Oyuncu yapısına sahip, kulüp kültürüne sahip, kazanan bir teknik adam var vesaire. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman süreklilik sağlayamıyorsun bu şekilde. Ya bunu sağlayabilmen için zaten senin kemik kadronun, kemik yapısının yani ana bölümünün gövdesinin 25-30 yaş arası olması lazım. Evet. Galatasaray niye bu kadar şampiyon oldu abi. Mesela çok büyük bir yıldız yolladın. Wesley Sneijder gitti değil mi? Çok değerli oyuncularla yolları ayırdın. Birçok oyuncuyla ayırdın ama ne yaptın? Sen 26-30 yaş arası oyunculara yatırım yaptın. Belki kalite olarak da bir tık daha aşağı, yani daha aşağıda ya işte Berlandası, Heguli değerli bir oyuncu ama ne olursa olsun işte Gomis hariç hepsi belli bir yaş aralığındaydı takımın. O yaş aralığındaki oyunculara yatırım yapınca da karşılığını almış oldu bir neticede ve bunu da biraz daha sürdürülebilir hale geldi. Yani aynı kadro iskeletiyle sen 3. yılda da şampiyonla oynuyorsun. 2 kere şampiyon oldun, 3. de oynuyorsun ama bunu hep şeyi gözeterek yapman lazım. Aynı oyuncularla devam etme fikri değil de hep bir 27-30 yaş arası oyuncu mutlaka kovalaman lazım abi. Kadroda da 2-3 en az 3 tanesinin falan gerçekten gelecek vadeden genç oyuncu olması lazım. Galatasaray bu konuda bir yandan şanslı bir kulüp ama bir yandan da bu şansını iyi değerlendirebilen bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Ya şimdi Ozan Kabak gibi bir oyuncu çıkardın. 11 milyon euroya sattın. İyi para ama Ozan'ın ederi değil. Ozan 30 milyon euroluk falan bir oyuncu şu anda. Ve ya tamam belki sen 30'a satamayabilirdin ama 20'ye satabilirdin. Ya bu ligden 27 yaşında santrforu 24 milyon euroya sattı Beşiktaş abi. 18-19 milyon euroya Fenerbahçe Elif Elmas'ı sattı. Ozan Kabak'ın da o fiyata etmemesi için hiçbir sebep yoktu. Belki ben açık fikrimi söyleyeyim. Ya Elif'i beğenmekle birlikte, o parayı edeceğini düşünmekle birlikte Elif'ten daha potansiyelli Ozan. Ozan şey olarak. Yani gittikçe sıçrayarak da devam edeceğini düşünüyorum. Evet Öldüğüm evet sakatlık yaşamazsa öyle olur da orada işte şey vardı ya bu serbest kalma maddesi. Serbest kalma bedeli. Abi zaten evet, şey onu diyorum ben de. O biraz şey plan yok şey anladın mı? Evet. Planın yok çünkü sen bilmiyorsun ki oyuncunun değerini. 30 milyonluk adam Aynen. olduğunu bilmiyorsun ki. 7,5 yazarsın tabii.
Yani muhtemelen akıllarına bile gelmemiştir onu koyarken. Yani sözleşmeyi menajer demiş ki şunu da koyalım. O da tamam demiştir. Böyledir yani. Orada bir de Ozan'ın duruşu yüzünden biraz Alman kulübünün de olumlu bakması olaya. Ozan'ın da duruşundan dolayı aslında 11'e gitti. Aslında 7.5'a falan gidecekti biliyorsun. Sen deli misin? Bak bunu anlattım. Kimse, yani inandıramadım birçok kişiye ama bu gerçekten böyle. Stuttgart'ın hissedarları, otomotiv firmaları hisseder Stuttgart'a. Stuttgart 11 milyon euroyu mantıklı şekilde açıklayabilmek için taksitlendirmek zorunda kaldı. Çünkü bunu mahkemeye götürebiliyor hissederler. 7.5 milyon euroya peşin alabiliyorken 11 milyon euro peşin vermek bir şekilde kulübü zarara uğratma gibi görülebileceği için onu kılıfına uydurmak adına taksitlendirmek zorunda kaldı Stuttgart şey için. 11 milyon verebilmek için. Çünkü 7.5 veren zaten 7-8 tane büyük kulüp vardı. Hani alalım bu seviyede yetenek için uygun bir para diye. Aynen. Napoli, Dortmund, Bayern Münih. Ki ben Ozan'ın Bayern Münih'e gideceğini düşünüyorum eninde sonunda. Yani çok kulüp var gerçekten. O dönem yani gerçekten Ozan'ın ve menajerinin yaptığı duruş, ben duruşun doğru olduğunu düşünüyorum satış sürecinde. Ha, uzatmak uzatmamak falan bu bir tercihtir, bu sorgulanabilir. Belki eleştirilebilir, bunlar ayrı meseleler ama Ozan giderken Galatasaray'a yapabileceğinden fazlasını yaptı yani. Evet. Yani onu okumak lazım o dönemi. Mesela Mustafa Kapı aynısını yapmadı. Mustafa Kapı kaldı ki Ozan'a göre Galatasaray onun daha da fazla yanında oldu. Psikolojik sorunları olduğu dönemde işte baskıyı kaldıramadığını kendi de anlatmıştı genç yaşta. İşte 14 yaşında oynatılırken alkışlıyoruz ama işte olmuyor abi yani 14-15 yaşında çocuğun kaldırması kolay olmuyor. Belki de hataydı o dönem. Bir sebebi var demek ki yani Avrupa rekorunu kırması için uğraşmamak gerekiyormuş. Hazır olmadan oynatmamak gerekiyor oyuncuları. Ya Mustafa mesela sözleşme yenilemedi abi. Yenilemeyeceğini söyledi. Bazı oyuncular şey bakmıyorlar ya da bazı oyuncuların menajerleri bu kadar Ozan gibi bakmayabiliyorlar. Yani ayrılma kararı başka bir şey ama bunun yapış yöntemi de var. Bu konuda ya ben eleştiri babına söylemiyorum. Hani iki örnek var ki anlaşılsın değeri Ozan'ın yaptığı. O manada anlatıyorum. Ama bak Mustafa ile sorun yaşıyorsun. Atalay'la çok uzun süre yenileme sürecinde uğraştın. Yunus da bayağı uğraşıldı. Bunların hepsinin menajeri farklı insanlar bu arada. Evet, şey değil, ama o kişi değil. İyi bir Galatasaraylı. O yüzden Galatasaray'da bayağı ilişkileri iyidir yani. Fırat'ta ben bazı. De öyle biliyorum. Şey zaten dediğim gibi yani yapılanın değeri zaten ortada. Ama şey temel olarak şunu söyleyeceğim abi. Bak Ozan, Atalay, Mustafa Kapı, Yunus Akgün. Bak 4 oyuncu var. Bildiğim kadarıyla 3 ayrı menajerin oyuncusu. Ama menajerden ziyade kulübün bu oyunculara sunduğu bir plan yok belli ki. Anlatabiliyor muyum? Yani para değil mesele. Abi sen bu sene 10 tane 15 tane maçta oynayacaksın ligde. Süre alacaksın. Yarım saat 45 dakika. Bazen 90 dakika. Önümüzdeki sene 11'e gireceksin. 20-25 maç oynayacaksın. Öbür sene banko olacaksın takımın. Belki atıyorum yani. İkinci, üçüncü kaptan olacaksın. Ondan sonra da seni hazır hale geldiğin zaman da Avrupa'da hazır gideceğin bir kulübe vereceğiz. Belki bunu anlatabilmek lazım oyunculara. Anlatabiliyor muyum? Yani De Ligt, Ajax'a sözleşme inlerken şeyi biliyordu mesela. Ben Barcelona'ya mı gideceğim, Juventus'a mı gideceğim, Manchester United'a mı gideceğim? Bu benim fikrim. Yani ben bunu garanti ediyordu mesela. Haaland mesela, Erling Haaland. Dortmund'a gitti ama yani Dortmund'a şu şeyle gitti. Serbest kalma bedeli belli bir şekilde gitti. 50 bin ödediler, 85'e serbest kalıyor adam. Biliyor ki 2 yıl sonra hazır olduğunda Dortmund'da daha büyük bir takıma rahatlıkla sıçrayacak. Yani sen bunun da yani kariyer planı vaat etmen lazım ki genç oyuncularla devam edebilirsin. Genç oyuncuyla çalışmak zordur o yüzden. Altyapından da olsa tamam 3 kuruşa imzalatırsın belki 200 bin euroya 250 bin euroya imzalatırsın ama dönemsel olarak önemli olan onu forma vaat edebilmen. Sen diyorsun ki 7. orta sahasın. Nasıl oynatacaksın abi? Yani Mustafa Kapı'nın yaptığını ben doğru bulmuyorum 2000, ama kısmen 2000 de haklı çocuk. Kuşağının, aynen 2000 kuşağının biraz az süre aldığını düşünüyor musun? Abi düşünüyorum tabii ki. Kaldı ki sen 2000 kuşağından oyuncu satmışsın deli gibi bir paraya. O
hani serbest kalma şartlarına rağmen iyi paraya satmışsın. Şimdi burada mesela bakıyorum abi. Sağ bek yedek olabilecek. Defansif orta saha yedek olabilecek. Stoper yedek olabilecek. Üçlü savunmanın sağında oynayabilecek ve Abdülsamet Karnuş'u var. Hı-hı. Mesela elde. Emin Bayram var. 2003'lü ama bence Ozan kadar potansiyelli bir çocuk. Ama mesela Emin Bayram'a plan kuruluyor mu? Yani hı-hı. Emin Bayram mesela gelecek yıl ne rolünün ne olacağını biliyor mu? Ondan emin değilim. İşte Atalay kendine rol açabilecek yetenekte bir oyuncu kesinlikle. Fiziksel olarak da böyle çok çok zayıf olduk görüşüne asla katılmıyorum. Ama işte bölgesi çok şişikti. Belki bu işte elemeler, belki biraz zorunluluktan. Zaten bizde genç oyuncular genelde zorunluluktan oynuyor. Vizyondan değil de zorunluluk olduğu zaman oynuyor. Bence bu korona süreci biraz kulüpleri itecek. Burada Galatasaraylılar da yanlış anlamasın. Galatasaray konuştuğumuz için Galatasaray üstünü anlatıyorum. Bir. İkincisi Galatasaray diğer kulüplere göre farklı olarak altyapısı kuvvetli bir takım. Yani yapabilecek bir takım bunu. Herkes yapamaz mesela. Ben Denizli Spor lap diye ben gençleri oynatacağım dediğinde o kadar kuvvetli bir altyapısı yok mesela. Yani mesela Gazişehir neredeyse şey yani mesela Gaziantep Spor dönemi bir gelenek vardı. O pek de kalmadı mesela. Eskisi kadar yok. Çok oyuncu hani yatırım yaptı. Bak pat diye yapabilecek kulübü söyleyeyim sana. Gençler Birliği rahatlıkla yapar. Göztepe belli ölçü yapabilir. Göztepe'de de yetenekli oyuncular var. Yani altyapısına önem veren kulüpler ancak bunu yapabilecek durumdalar. Beşiktaş'ta birkaç oyuncu var ama Trabzonspor yapıyor zaten. Burada hani en iyi örnek olarak Trabzonspor'u verebiliriz. Belki. Evet, en yakın geçmişte Trabzonspor bu uygulamayı yaptı. Beşiktaş demişken o zaman Dorukhan meselesine geçelim mi şimdi birazdan? Beşiktaş bölümü. Tamam o zaman bölümü kapatalım. Dorukhan meselesine geçelim. Beşiktaş deyince aklıma o geldi. Dorukhan konusu çok sıcak. Şimdi Dorukhan'ın rolüyle karşınızda olacağız.